Evet, çember daire 8 demiş. Dairenin çevresi ve alan bağıntılarını oluşturur şeklinde başlıyor. Yani bir dairede ya da iki dairede eş kişilerin ayırdığı daire parçalarının alanları işte. Yani burada bir daire görüyoruz. Şuradaki AB kirişiyle CD kirişi eşit işte. Bunlar eşit olunca buradaki şu bölgelerin alanları eşit oluyor. Yeşil bölgeler sarı bölge birbirine eşit demek istiyormuş. Bu kural geçerli yani burada. O merkezi dairede S1 ve S2 taralı bölgenin alanları olmak üzere AB ile CD eşitse diyor. O halde S1 ile S2 eşittir. Kural buymuş. Evet, soru nasılmış? Evet, şekle baktığımızda bir tane yarım daire görüyoruz o merkezde. 60 dereceyi vermişler. İşte 6 verilmiş. Şu yarıçap 6 verilmiş. Taralı bölgenin alanlarının toplamı bize soruluyormuş. Ve bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi şuradaki burası yarıçap olsun. Burası 6 zaten. Bu da 6. Bu da 6. Yani bunlar hep eşittir birbirlerine. 6 6 yarıçap olduğu için. Böyle yazarım. Daha sonra buraya baktığımda şu açı 60'sa bu açı da 60 gelir. Çünkü ikisinin yani üçgen olduğu görüyor şu anda. Şundan şu eşitse 60 60 oldu. Tabi burası mecburen 60 oldu. Eşkenar üçgen oluştu yani. O halde eşkenar üçgende burası 6 geldi. Şu CB olduğunu. Gördüğü gibi DE ile de yine CB eşit olduğu için yani buradaki hepsi eşit oldu daha doğrusu. Hepsi 6 6 olduğu için. O halde şu alanla şu alan birbirine eşittir değil mi? Şuradaki sarı bölgenin alanı şuradaki beyaz bölgenin alanı eşittiğinde de DE kirişi ile CB kirişi eşit olduğu için buradaki kırmızı ile taradığım şu alan buraya taşınabilir yani kirişleri eşit olduğu için. Demek ki bize sorulan bu sarı bölgelerde onun yerine biz ne yaparız? Bu sarı bölge şu kırmızı bölgenin alanını toplarsam bulursam içim bitecek. Bu da zaten bizim için nedir? Daire diliminin alanına eşit oluyor. Çünkü bu 60 derecelik bir daire dilim var. Onun alanıdır. O halde taralı alan dersek eşittir. Pi çarpı R'miz burada 6'dır. Pi R kare. Alfa bölü 360. Burada gördüğü gibi açımız 60 olsun. 60 bölü 360 yazıyorum. Bunlar sadeleşince şöyle yapalım. 36 şu 36 ile gitti. Şu sıfırlar gitti. Buradan taralı alan ne yapar? Altı. Pi yapar. O halde cevap neden olması gerekiyor. Yani bu da bu şekildeydi. Yani böyle bir soru var. AB bir çapmış. Ve şu yarım daire ve burası çap tabii. CA ile AB diktir diyor. 45 derece açı verilmiş. 6 kök 2 verilmiş. Taralı bölgenin alanından toplamını sormuş. Yine burada şöyle yapalım. Şu DA'yı birleştirirsem bu şekilde. Ben biliyorum ki burası 45-45-90 üçgeni oldu. Çünkü biz yani burası şurası çap olduğu için çapı yön çevre açı 90 için burası diktir. 90 derece ondan dolayı yazıyorum. Ve burası 45 geldi. O halde 45 ise şu AD ile de DB birbirine eşit olur. O halde bunlar eşit kirişler olur. Yani DB ile DA eşit kirişlerdir. O halde şu ben şuradaki bölgeyi, şu yeşile taradığım bölgeyi ne yaparım? Şuraya taşıyabilirim. Buraya taşıdığımda ne olur? Şurada bir dik üçgen var ya bunun alanı bize sorulmuş olur. Evet, taralı alan o halde niye eşit olacakmış? Şuradaki ADC alanı yeterli yani onun yerine geçtiği için. Yani bu buna eşit oldu. Evet, dediğim gibi bu yeşil bölgeyi buraya taşıdım. Buradaki dik üçgenin alanı lazım bize. Zaten şurada diktir. Şurada zaten ne gelir? 6 kök 2 ise bu uzunluklar 6'ya 6 gelir. İşte A kök 2 45 45 90 üçgeninden geldi burası. Benzer şekilde bu açıda 45 yapar çünkü burada 90 derece, burada 45 ise büyük üçgende bu da 45 geldi. Yine bu açıda bu üçgenin de aynı şekilde ACD'de de 45 45 90 üçgendir. O halde buraya da 6 yazarım. Yani bu da eşittir buraya oldu. Demek ki bu dik üçgen alanı nedir? 6 çarpı 6 bölü 2 nereden geldi? Şu 6 ile şurayı çarptım. Bölü 2 dedim. Buradan da 18 geldi. Cevap 18 olması gerekiyor. Bu da bu şekilde tamam. Evet, diğer soruya geçebiliriz o halde. Şöyle bir sorumuz var. Evet, burada da yine AB bir çapmış. Eşkenar üçgenleri için her kenarı 8 olmayacak mı? Evet, olacak. Şu açıda 60 gelecek mesela.
Bunlar eşkenar olduğu için 60 yazan nedir? Bunlar 8-8 olur. 4 olarak mı paylaştıracağız? 4-4 şeklinde mi olur? Bir bakalım herhalde olmasa doğrudur. Şuradan merkez şurası olsun merkezi. Yani AB'nin tam ortası burası olsun. Burayı birleştirelim. Burayı birleştirelim. Buradan ne oldu? Yarı çap olduğu için şunlar eşit oldu. Yani burası 4-4 şeklinde paylaşır. Ya burası 60 olduğu için şurada 60 geldi. Neden? Çünkü şurası yarı çap ya burada 4 yadır. Burada bir iki senaryo gibi duran üçgenin aynı zamanda eşkenar üçgeni burada 60 oldu. Aynı şurada da 60'tır eşkenar olduğu için. Benzer şey burada var. Burası yarı çaptı. Burada yarı çap. Buraya 4 yazıyorum. Aynı 60'sa burada 60 geldi. Şu açıda 60 geldi. Yani burada bir eşkenar üçgen oluşuyor. Burada 4 tabii şurası. Şurada 4 oldu eşkenardan dolayı. Ortası da 60 olur. Evet, şu açıda 60 geliyor onu diyorsan. Benzer şekilde şurayı birleştirelim. DE'yi de birleştirelim. Burası bir eşkenar üçgen gelir. Çünkü bu açı 60. Şurada eşitlik var ya. İkizkenar üçgen gibi duran. O halde şunlar da şuradaki aşağıda 60-60 gelecek. O halde şu DE'de 4 birim yapar. Neden? Şuradaki 4-4-4'ten geldi. O halde ben şu alanı hangi alan? Şuradaki pembeli olan kırmızı, şu anki kırmızıya boyadım. Şu taralı alanı ne yaparım? Şuraya taşıyabilirim. Neden? Bu kirişle, bu kiriş eşit olduğu için bu daire parçalarının alanları da birbirine eşit olur. Yani şu parçanın alanı buna eşit. Şu kırmızı birbirine eşit yani. Bunu söylemek istiyorum. Ben bunu ne yaptım? Buraya taşıdım. Taşınca burada bir üçgen oluştu. Bu üçgen alanı bulmam yeterdi yani. Taralı alanların toplamı şuradaki hangi alan? Alan C, D, E üçgeninin alanına eşittir. Yani eşkenar üçgeninin alanına eşittir. O halde bu da eşkenar üçgen olduğu için bunun alanı nasıl hesaplanır? Bunu bilen var mı? Mesela bir kenarı A ise bir eşkenar üçgende bir kenarı A ise bu alan A kare kök 3 bölü 4'tür bunun alanı. Burada 4 olduğu için bir kenar. O halde ben buraya A'nın yine 4 yazdım. 4'ün karesi kök 3 bölü 4 yazıyorum. Bu da 16 kök 3 bölü 4 yaptı. Sadece 4 kök 3 yapar. Demek ki bize sorulan karar alanının toplamı 4 kök 3 olur. Yani cevap A olması gerekiyor. Hocam bu neyin alanı dediniz? Eşkenar üçgenin alanı. Eşkenar üçgen. Bir dakika. Bir kenarı A ya mesela. Yani şöyle kenarları eşit olacak şekilde. Bu A, bu A zaten tüm eşit olursa eşkenar demek değil mi? Bu üçgen eşkenar. Bunun alanı yani. Evet. A kare. Anladım. Bunu da geçtik bu halde. Şöyle bir şekil sorumuz var. Bir kare vermiş galiba. Çevresi 16 birmiş. O halde 16'sı 16'yı 4'e böldük. 4 burası evet. Geldi. 4 burası geldi. 4 de burası. 4 de burası geldi. İki tane yarım daire yerleştirmiş içeri gördüğü gibi şekil içine. Tamam. Burada neyi sormuşuz? Taralı alanı sormuşlar. Evet. Taralı alanı bunda çalışacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? Şunu birleştirsek acaba ya da şöyle mi yapsak? Evet, şu BE'yi birleştirmiş şu şekilde. Benzer şekilde şöyle birleştirelim. Yani şu merkezden gelsin. Şura bizim merkezimiz olsun. Yani AB'nin tam ortası olsun. Şunlar eşit olsun. Yani 2-2 yazıyorum. Tabii burası çap olduğu için şurada E'de çevre açıdır. Burası 90 derece olmak zorunda. Çünkü çapa göre çevre açı 90 derece. Buraya 90 derece ondan dolayı yerleştirdim. Ve 90 derece ne yapmış? Karşıya dik yani kenar ikiye böldüğü için burada muhteşem bir şey var. O halde burada 2'dir. Yani 2 birimdir. Böyle bir üçgen varsa 2, 2 ve 2 ise ve tabii ki şunları birbirine eşit mi diye bakacağım. Şurası yani şundan dolayı eşittir. Ne yazalım buraya? Şurada yarı çap bunlar eş ya. Hani şuradaki şöyle ne diyeyim? CEB yayıyla AEB yayları eşit. Yani bunlar eş çemberler. Eş yarım çemberler. O halde burada da bir ne vardı? Yarı çap vardı. Şuradan çizecek olsam şurası da bir yarı çaptır. Onu demek istiyorum. Bu da iki birimdir. Yine buraya dik iner. Şurada bir kare şeklinde bir çekimimiz var. O halde buranın dik olduğunu söyleyebiliriz. Kare olsun. Şurada iki birim yazıyorum. Şurada iki, burada iki, burada iki, burada iki. Yani bu şekilde düşündüm.
Bize tabii alan lazım, tarla alan. Tarlaları nasıl bulacağız? Şuradaki yarım dairenin alanı bulabiliriz. Şunu ekleyebiliriz mesela. O şekilde olabilir. Ya da şunu çıkarmam lazım. Bunu nasıl yapalım? Şuradaki şöyle tarayayım da şu kırmızıyla taradığım alanı bulmam lazım. Zaten şu alanlar birbirine eşittir. Şurada yeşille tarayacak olursam kırmızıyla taradığım alanla yeşille taradığım alan birbirine eşittir. Yani birbirine simetriktir çünkü. Bir tanesini bulursam iki katını alabilir çıkarmak için. O halde şuradaki kırmızı alanı bulmaya çalışacağım. Ben onu S diyeyim, S alanı diyeyim şu an. S alanı şöyle hesaplanır. Ne yapacağım? Yarım şey çeyrek daire demin var ya orada pi çarpı r 2 2'nin karesi bölü 4 diyorum çeyrek daire olsun. Eksi diyorum. Üçgen alanında 2 çarpı 2 bölü 2 diyeceğiz. Bunu yapacağız. Burası 4 pi geldi. Burası da ne yapar? Sadece 2 geldi. Evet, pi eksi 2 geldi. Şuradaki şu parça kırmızı bölgenin alanı pi eksi 2'ymiş. Şu da pi eksi 2'dir. Demek ki ben şu yarım daireden ne yapacağım? Bundan iki tane çıkarmam lazım. O halde taralı alan diyorum. Eşittir diyorum. Yarım dairenin alanı yarım daire alanı eksi iki tane S diyorum. Neden iki S? Çünkü yeşilden kırmızı bölge birbirine eşit olduğu için iki tane S var. Ondan dolayı çıkaracağım. Yarım dairenin alanı nasıl hesaplanır? Pi çarpı R'miz burada 2 ile 2'nin karesi bölü 2 diyorum. Niye 2'ye böldüm? Yarım daire olduğu için 2'ye böldüm. Burada çeyrek daire olduğu için 4'e bölmüştüm. Eksi diyorum. 2S, 2 çarpı S'miz burada pi eksi 2 ile buraya da pi eksi 2 yazıyorum. Şunlar sadeleşirse buradan 4 pi bölü 2'den 2 pi geldi. Eksi 2, 2 içeri dağıttığında eksi 2 pi geldi. Artı 4 pi geldi. Şunlar sadeleşirse birbirini götürdü. O halde 4 olması gerekiyormuş. Demek ki alan 4'müş. Veya şöyle de yapılabilir diye düşündüm. Yani şöyle yapma imkanı varmış aslında. Şimdi şu kirişle şu AE kirişiyle EB kirişi eşit olduğu için şu kırmızı alan aynı zamanda şuradaki alan da eşittir. Onu da söylüyorum. Şuradaki kırmızı alana eşittir. Yani şu kırmızı alan şuna eşittir. O halde ben ne yaparım? Şu kırmızı alanı şuraya taşırım. Onu da buraya taşırım. Yani şuradaki bir üçgen var ya bu alan bu alandan bahsediyorum. Yani A paralel alan şuna eşit paralel alan. Alan EAB'ye eşittir. Bunu yazabilirdik aslında. Ve tekrar söyleyeyim şunlar simetriktir. Yeşil ile kırmızı alan birbirine eşit. Şu kırmızı alan da buna eşit. Çünkü kirişler eşit olduğu için yani EB kirişiyle AE kirişi eşit olunca şu kırmızı alanlar birbirine eşit. Ben ne yapayım? Bu kırmızı alanı buraya taşıdım. Bunu da simetrik olsun. Bunu da buraya taşıyorum. Yani bize sorulan aslında neymiş? EAB üçgenin alanı. Burada iki üçgen alanı soruyor aslında bize. Bu da nedir? Tabanı 4'tü. Şurada 4 gördüğü gibi. Şurada 2'dir yüksekliği. Böyle 2'den ne yapar? Yine 4 kere. İkinci yolda buydu yani. Evet, bu şekilde bulunabilirim. Beşinci sorudayız. Bunu yapmaya çalışacağız. Burada şimdi bir tane yarım daire vermiş yine. O merkeziymiş. 27'yi vermiş. Şurası bizim için 27 yapar. Çünkü CO ile OB birleştir. Burası 54 yapar şu açı. Benzer şekilde şu da eşittir. O halde bunlar nedir? 10 yapar. Yarıçapını hepsi 10, 10, 10 şeklinde yazılabilir. Benzer şekilde burası diktir. Çünkü çapı gören çevre açı 90 derece. Bunu gördük. Burada başka ne yapabiliriz? Şu alanlar şunun arasındaki ilişkiyi bulacağız, değil mi? Şu açı kaç derece yapacak acaba? Onu düşünebilir miyiz? Yani bu alanla birbirine eşit onu da söyleyelim. Yani burada üçgendeki alan konusu var 9 nokta. Bu alan S ise yani COD yani şuradaki CO pardon CO A açısı alanı pardon COB alanına eşittir. Bunun sebebi ise 9 nokta üçgendeki alan konusundan geliyor. Şöyle çizecek olursam. Mesela bunlar birbirine eşitse kızlar bir üçgende. Tabii yüksekler eşit olmak şartıyla yani şurası ortak nokta. Buradaki alan S ise bu da S'tir. Bundan dolayı bu kuralı yazdım. Yani şuradaki COD şey, COA'nın alanı COB'nin alanı eşit S yazdım. Demek ki ben bu bölgeyi şuraya taşıyabilirim. Şu gri, yeşil ya da mavi de boyalı olan bölgeyi ne yaparım? Şuraya taşıyabilirim.
O halde bize sorulan aslında nedir? Karar alanındaki neyi kastediyorum şu halde? Alan OAC şuradaki şey neydi, ne diyelim? Daire parçası mı diyeyim? Daire dilimli alanı söyleyeyim. Üçgen değil de. Şurada daire dilimli alanı var ya. Yani şuradaki daire dilimi var. Bunun alanı bulacağım. Tabii arası, açısı 54 spor şeklinde yazılmış. Bu taralarını şöyle bulalım. Alan taralarını eşittir. Pi çarpı R'miz burada 10'da. Onun karesi. Alfa bölü 360. Alfa burada 54 olduğunu görelim. Bölü 360 yazıyorum. Evet. Burada sadeleştirmeye gidecek olursam 9'a bölebilirim. 9'a böldüm. 9'a böldüm. Burası pi çarpı 100 yaptı. 9'a böldüm. Burası 6 yapar. 9'a bölersen 4, 40 mı geliyor? 9 kere evet doğru. Şu 0'a şu 0 sadeleşsin. 60 pi bölü 4 yapar. 60'da 4'e bölsek 15 pi yapar. O halde cevabımız A şık olması gerekiyor. Bu da bu şekildeydi. Evet, doğru. Evet, örnek 6'ya geldik. Evet, buraya baktığımda ne örnek görelim. Burada B, E'yi birleştirelim şu şekilde. Evet. Şu alana ben E, B, C'nin alanı S dersem, şuna S diyelim. Evet. Başka bilgi var mı? 2 birim verilmiş. Yarıçap 2 var. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu sorularda benzerlik kullanılır mı? Benzerlik de olabilir yani. Şu an benzerlik yok ama benzerlik kısımlarda gelebilir yani. Ya burada şu an benzerlik var mı? Ben göremedim ama. Açılar falan. Benzeri ben göremedim ama. Bunlar söylediğiniz 90-80 mi? Okey. Nasıl yapalım? Şuna istersen neymiş? Ha, tarla bölgenin alanları birbirine eşitmiş değil mi? O halde şuna da A dersen şu alana. O zaman şu da alan A olacak. Şimdi şu alan ne yapar? Bir açap zaten 2 birimdir. Onu biliyorum. Başka şunun dik olduğunu biliyorum. Dik açı. Tamam, onu da aldık. Şimdi buradan ne düşünüyorum? Şu kez. 2 birim. Sonra AB'yi sormuş. AB neyse şurayı sormuş değil mi? Burada. Burada benzerlik var mı? Şundan şunun eşit olduğunu söyleyebilir. Başka da ikisinin üçgen var. Şundan dikilsem alfa dese şu açıya. Ve şu üstteki açı ne yapar? 90 eksi alfa olursa. Şimdi şöyle bulalım o halde. Orayı nasıl hesaplayabilirim ki? Şu alan eşittir diyelim. Şu A'yı bulmaya çalışalım burada. Bu alan nasıl bulunabilir? Şöyle yaparız. Bu daire diliminden yani pi çarpı R'nin karesi alfa bölü 360 diyorum. Eksi diyorum. Üçgen alanı çıkacağım. Bu da 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı sinüs alfa. Böyle bir yani şuradaki A dediğim yer alan, sarı alan yer buna eşittir. Böyle yazabiliriz. Evet, şimdi şuradan da ne yapsam ki acaba? Yarım daire düşünsem. Dörtlü birlik alanı bulabilir miyim? Abi hoş geldin. Çıkaramadım. Şöyle mi yapsam acaba?
Geri dönsem mi? Oranı bulabilir ama şu an anlayabilir. Bunda nereden bulabilir? Bu da ayrı değil mi? O alana da bir mesela ne diyeyim ki buna B dersek alana. B alanı ne yapacak? Pi çarpı 2'nin karesi 90 eksi alfa bölü 360 diyeceğiz. Evet. Şu var. A var. Şunu yazsak A artı B artı C. Bu üç alanın toplamı yarım çeyrek dairedir. Pi çarpı yarıçap 2 ile 2'nin karesi bölü 4 diyeceğiz buraya. Demek ki burası pi geliyor. Demek ki şu A, C ve B'nin alanlarının toplamı pi'ymiş. Yani şuradaki 3 tane alan var ya, şu beyaz bölge B, şuradaki S ve şuradaki kırmızı pi'ymiş. Buradan bakarsak yine A, B, C var gözünün. Şuradaki sarı A, şu beyaz B, şuradaki C'ymiş. Bunların toplamı da ne olur? Yani şöyle diyebiliriz. Alan ABC'nin toplamı, alan ABC üçgeninin toplamı pi kadarmış. Nereden geldi? Şundan geldi. Evet, bu da dik üçgen olduğu için dik üçgende dik kenarla çarpmam lazım. Yani dik kenar gördüğü gibi y. Şurası da 2 olsun. Y çarpı 2 bölü 2 ne olacak? Pi eşit olması lazım. Bunlar sadece buradan y eşit pi gelir. Zaten bize burası lazımdı. AB uzunluğunda biz y demiştik. Y'yi de pi olarak bulduk. O halde cevap pi olması lazım. Yani cevabımız c olması lazım. Burada bu şekilde isimlendirip yaptık. Böyle bir sorumuz var. Burada kare var, daire var. Burada çeyrek daireleri var. Evet. Tamam. Alanlar toplamı kaç birim kare diye sormuş. Bunu bulmaya çalışalım. Şimdi ben şöyle ikiye böldüm de. Bunlar hep, yani şuradaki alanlar simetriktir zaten. Çünkü dört tane eş yarım aydınlaştığı için şunlar simetrik ve eşittir. Yani bunlar birbirine eşittir. Şimdi buradan şunlara biz S diyelim. Şu olana S dersek şu olana. Şu da S olsun. Bu da S. Hepsi S olur. Eşit olur bunlar. Çünkü eşittir. Şöyle 4 birim vermiş. Kenar uzunluğu 4 ise bunu tamam 4 ise tabii burası yarıçap olduğu için hepsi eşittir. Yani şu yarıçap uzunluğu 2 birimdir. Bu da 2 birimdir. Bunların hepsi 2 birim olacak zaten. Demek ki ben bir tane S'yi bulursam o halde bunu 8'e çarpmam lazım. Yani bize sorulan 8S nedir diye sorulmuş burada. Bir tane S'i nasıl bulacağız? Tabii ki şu an ben bulma yöntemini biliyorum. Nasıldı? Şuradaki daire diliminden yani çeyrek daireden şu üçgen alanı çıkarmam lazım. O halde S eşittir diyorum buradan. Çeyrek daire pi çarpı R'nin karesi bölü 4 çeyrek dairenin alanıdır. Eksi diyorum. Üçgen alanı 2 çarpı 2 bölü 2. Yani şuradaki dik üçgenden bahsediyorum. Bunu çıkaracağız. Evet buradan S eşittir. 4 yapar. 4 ile 4 gitti. Pi kaldı. 2 ile sadece 2 kaldı. Demek ki bir tane S bu. Bize 8S lazımdı. Bunun 8 katı 8 pi eksi 16 yapar. Yani cevabımız şu olmasa. Edirne. Buna bu şekilde evet, O merkezi daire diliminin alanı demiş. Yani bu şekilde verilebiliyormuş. Yani şuraya yarıçapı R vermişler. Şu yayın uzunluğunda A ise diyor. A, R bölü 2 demişler. Evet. Aslında böyle üçgen gibi düşünebiliriz. Yani o mantıkla çıkıyor gibi. Yani şuradan sanki böyle dik üçgen gibi, ikizkenar üçgen gibi düşünebilirsiniz. Yani şunlar birbirine eşit gibi düşünün. R, R diye. Sanki böyle yükseklik gibi düşünün. Şurada taban gibi düşünün. A gibi. Yani bu R'yi de buraya taşıdık. Yani öyle düşünün. Hayır edin. Yani öyle uyuyor çünkü. Buradan ne oldu? Tabanımız A kadar. Yarıçap yüksekliğimiz R'ye. Yükseklik. Bölü 2 A çarpı R bölü 2 yani. Böyle düşünebilir yani. Üçgenlerde olan mantık burada geçerli yani. Mesela buradaki soru da buna benziyor. İşte şurayı ne yapalım? Şuraya sanki yükseklik gibi yarıçap buraya taşıyorum. Yani buraya yükseklik gibi 9 buraya diyorum. Bu bizim taban gibi düşünürsen taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünden yaparsak 6 çarpı 9'dan cevap 54 gelecek. Yani cevap bu olması gerekiyor. Yani bu da böyleydi. Evet. Daire halkasının alanı var. Bunu yapacak olursam
Bakalım ne var? Şu sarı bölgenin alanı bulacağız. Daire halkası buna deniyor. Yani şurada simit gibi halka var. Evet, böyle bir lastik tekeri gibi düşünün. Şey, araba tekeri falan, bisiklet tekeri neyse. Böyle bir halka meselesi var. Burada şu beyaz çemberin ya da dairenin diyelim. Çember mi diyelim, daire mi diyelim, önemli değil. Şurası R1 yarıçapı. Şu büyük olan dairenin yarıçapı da R2 olsun. Buradan Pisagor yaparsak şurası ne gelir? Pisagor'dan dolayı burası R2 eksi R1'in tabii R2'nin karesi eksi R1'in karesinin karekökü kadardır bu uzunluk. Pisagor'dan yaptım burayı. Çünkü bunun karesi eksi bunun karesinin karekökü burayı verir. Bundan dolayı böyle yazdım. Tamam, bize neyi sormuşlar? Daire halkasının alanı neymiş? Pi çarpı. Yani şöyle yaparız. Büyük halkanın alanı ne yapar? Pi çarpı R2'nin karesi, büyük daire diyorum. Eksi diyorum. Beyaz bölgenin alanı çıkarsam o da pi çarpı R2'nin karesi der. İşte bize bu neyi verir? Şurası R1 ya da şu yanlış anladım. 1, R1. Burası bir daire halkasının alanıdır. Yani şunu yazmışlar ya, buradan geliyor. Yani büyük halkada, yani büyük daireden şu ortaya çıkarıyor dairenin alanı. Tabi burada formülmüş. AB'nin karesi bölü 2 pi demiş. Evet, AB dediğimiz zaten şurası değil mi? Şuradan gelir mesela, yani şuna ben yazdım. Bu uzunluk zaten şurası yine aynı şekilde nedir burası da? Kök içinde R2 eksi R1'in karesinin karekökü. Ne yapmışlar? Bu ikisini toplayacağız diyor. İkisini toplarsak yani AB uzunluğu şu hale gelir. R2'nin karesi eksi R1'in karesinin karekökü, ama iki kat tabii burada. Bunu ne yapacakmışız? 2'ye bölüp karesini alacakmışız. 2'ye bölüp karesini alsam şu 2'ler gitti zaten. Karesini alsam şu karekök de bu gider. Buradan R2'nin karesi eksi R1'in karesi geldi. Zaten bizim aradığımız da buydu. Bir de çarpı pi var. Zaten bu formül buna eşit olur. Pi'ler ortak olduğu için. Formül böyle. Evet, böyle bir soru var. Bunu yapacağız. Ne yapacağız? Bize neyi sormuş? Kalan kanalı bölgenin alanı. Yani halkanın alanı sormuş. O halde alan dersek ne yapacağız? Büyük dairenin alanı pi çarpı. Büyük dairenin yarıçapı ne kadar? 6 birimdir. Buraya ben 6 yazıyorum. 6'nın karesi eksi. Küçük beyaz bölgenin daire olduğu için bunun alanını çıkarmam lazım. 2'nin karesi istiyorum. Burası 36 pi yaptı. Eksi burası 4 pi yaptı. Bu ikisini çıkarsam 32 pi yapar. Yani cevap Edirne'de. Geldik bu soruya. Burada neler vermiş? AB'yi vermiş. AB'nin şurası çekilmiş. O halde şuraya kadar ben biliyorum ki burası kirişin merkezden gelen kiriş ne yapıyor? İkiye bölünüyor hatırlarsanız. Şöyle bir şey vardı. Şöyle dikine biliyoruz. Burada dik oluyordu aynı zamanda ve 8 ikiye bölün. Burası 4. Ve burası 4 oldu. İki eşit parçaya böldüm. Kuraldı. Daha sonra zaten burası bize neyi veriyordu? R1 eksi R2'nin karesini verdiğini daha önce söylemiş. Şekilde vardı ilk şekilde. Şurası. Bizim burası mesela R2'miz olsun. Şurada R1'imiz olsun. O halde R2'nin karesi mesela buradan yapayım. R2'nin karesi eşittir. R1'in karesi artı. 4'ün karesi yazarız. Buradan R2'nin karesi eksi R1'in karesi eşittir. 16 geldi. Şunu yazdım. Zaten halkanın alanı neydi? Kararlı bölgenin alanı, yani halkanın alanını demek istiyorum. TA dersek formül şöyle pi çarpı R2'nin karesi eksi R1'in karesiydi. Zaten biz burayı 16 bulduk. Pi de burada var. Cevap 16 pi olacak. Yani cevap D şıkkıdır. Böyle bir soru sorulmuş. Evet, burada ne yapacağız? Şekilde verilen 12 birim uzunluğunda bir DE uzun, DE ipi varmış. Gergin durumda tutularak kenar uzunluğu 4 birim olan ABC karesinin çevresinin tarafına döndürülerek sarılıyormuş. Yani evet, burayı ne yapacağız? Çevirdiğimizde etrafına saracağız, değil mi? Buna göre ipin E ucu karenin A köşesine geldiğinde ipin taradığı alan diyor. Kaç birim karedir? Bunu gergin bir şekilde tutuyormuşuz ve bunu döndürecekmişiz. Yani şekil şöyle diyor. Burayı gergin bir şekilde tutuyorum ve etrafında dolandıracakmışım şöyle. Buraya geliyormuş. O zaman şurada ne vardı? Bir yarıçap olacak. Bunu geri alayım. Gergin tutarak ne yapacağız? Şöyle. Bir kere şu parçanın bir kısmı şuraya gelecek yani. Gergin bir şekilde tuttuğum için şuraya gelecek. Onu da nasıl göreyim? Şöyle bir daire gibi düşünün. Şu kısmı ne yapacak işte?
şöyle diyeyim, şu kısmı tarayınca şunun üstüne kapanacağı için, yani döndürdüğüm için ipi şuraya gelecek, kapanacak. Burası tamam. Yani burası 4 birim gelecek. Şu an dik oldu zaten. Şunun tamamı 12'dir. O halde şöyle 8 kaldı benim için. 8. Şöyle uzatırsam yine bunun tamamı 8 olacak. Çünkü yarı çapta da yarı çapta 8. Tabii 4'ün şurası sadece 8'in. Geriye buraya 4 kalacak. Şurada ne kaldı? Yine bir tane çeyrek daire kaldı. Burada 4, burada 4 oldu. Bize sorduğu neydi? İpin taradığı alanı sormuş. Kaç birim karedir diye. Taradığı alanda zaten gördüğü gibi şurasıdır. Şurayı tarıyorum, şu alanı. Burayı görüyorum, taradığı alan. Daha sonra şurada bir çeyrek daire var. Bunu tarıyor, bir de şurayı tarıyor. Bu çeyrek daireyi toplamam lazım. O halde bunlara bakacak olursam şunun yarıçapı 12'dir. O halde pi çarpı r'miz burada 12 olsun. 12'nin karesi bölü 4 diyor. Çeyrek olduğu için artı şuradaki çeyrek dairenin alanı pi çarpı yarıçap burada 8'dir. 8'in karesi bölü 4 diyorum. Artı bir de şuradaki çeyrek daire bunun yarıçapı 4 olduğu için pi çarpı 4'ün karesi bölü 2 diyorum. Şey 4 diyorum pardon. Burayı sade işlem 144 yapar. 4'e böldüğümde ne yapar? 36 pi gelir burası. 8 karesi 64. 4'e bölümde 16 pi geldi burası da. 4'ün 16. 4 pi de buradan geldi. Evet, şu ikisini topladım. 20 pi yaptı. 36 da burada var. 56 pi yapıyor. Yani cevabımız 56 pi, yani D olması gerekiyor burada. Bu da bu şekildeydi. Örnek 12'ye geldik. Burada Hocam süre doldu. öyle mi? Hı-hı. Kaç dakika geçti mi? 2 dakika geçti hocam. Bir soru vardı, bunu çözsek mi acaba için? Bu Siz son soru ya. bilirsiniz hocam. Efendim? İsterseniz çözün. Bir soru vardı, onun için dedim. Tek soru. Tamam, bunu da çözünce bırakıp bitirelim. Evet. ABC bir kare biçim demiş. Şu şekilde kare varmış. Yüksek tahta çitlerle örülü aradığın içi çimlendirilmiş diyor. Tamam. Buna göre K noktasında şurası K noktasıymış. 6 birim uzunluğunda bir ip varmış. Şu uzunluğu 6'ymış. Bağlanan bir kuzu en fazla kaç metrekarelik alan otlarmış. Alanda otlarmış. Bunu bulmaya, yani ipi gergin tutarsam şu şekilde gergin tuttuğumda şöyle bunun uzunluğu 6 birim tabii. Burada bir ne yapar? Şöyle bir daire çizmesi lazım ama tam çizemiyor tabii. Çünkü sınırlı olsun. Şöyle burası merkez olsun. Şu şekilde dolandığı için şöyle diyelim mesela. Şurası kaç birim onu bilmiyorum. Bir dakika, 9 demiş. Yani şurası 6 yapar. Demek ki tam şuraya değiyor. Hani şu ipin uzunluğu 6'ya gergin bir şekilde olan burada 6 yapar. Şu tamamen şöyle gitmez. Şöyle dolandırırsam şöyle bir şey gelecek. Şurası 6 mı yapacak? Şöylece 6 yapacak. Evet, onu yazabiliriz. Ne yapalım? Şunu birleştirelim. Burası yarıçaptır. 6'dır. Buraya 6 yazıyorum şuraya. Bu da 6. Şurada 6 yarıçap. Şurada bir üçgen oluştu tabii ki. Dik üçgen var. 3, 6 ise bu 60, 90 üçgeni. Bu açıya 30 gelir. Şurada 60 gelir. Halde 60'ın karşısında 3 kök 3 olur. Yani şurası 3 kök 3'tür. Burası 6'dır zaten. Tamam. Bize neyi sormuştu? Alanı sormuştu. 30 alan. Alan dediği zaman şu bölgeyi soruyor. Yani bu şu maviyle taralım yeri bize soruyor. Toplam ne kadar diye. Şöyle göstereyim o zaman. Tabii şurada bir açı vardır. Şöyle göstereyim. Şuradaki açımız ne kadardı? 120. Önce bu daire dilimin alanı bulmam lazım. Bir de şuradaki üçgenin alanı eklemem lazım. O da lazım bir de çünkü şurada zaman. Evet, 120 derecelik açının merkez açısının gördüğü yayın oluşturduğu alanı bulacağım. Pi çarpı r'miz burada 6. 6'nın karesi bölü pi r kare. Alfamız 120 bölü 360. Burası daire dilimiydi. Artı bir de üçgen alanı var. O da 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2 diyor. Neden? Şöyle dik kenarlar ya, onlar çarpımı 2'ye bölüyorum. Burada hesaplarsam bunlar sade işte de bunun 3 katı uzun 1'e 3 kaldı. 36'yı da 3'e bölündüğünde 12 pi yapar. Daha sonra burada eksi 9 kök 3 bölü 2 yapar. Evet, cevapta böyle bir şey var mı acaba? Eksili bir şey yok. Pardon, orası artı diyorsun. Anlaşılmışım. Şu artı olacak. Vali cevap hangi soruyu? Şu mu oluyor? Şeyh hocam. Okey, hani zor cevap şey zaten. Bugünlük bu kadar vali. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.